Mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün size yine bir mobil uygulamanın kullanımından ve detaylarından bahsedeceğim. Haydi videomuza başlayalım. Selam arkadaşlar, mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ziraat mobil uygulamasında profilim ve ayarlarım menüsünü inceleyeceğiz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Evet, ana sayfada sağ alttan menü kısmına girdik. Alt kısımda profil ve ayarlar menüsü yer alıyor. Buraya girdik. Evet, karşımıza böyle bir sayfa çıktı. Sol üstte bir ikon görmekteyiz. Bu ikonun üzerine baktığımız zaman fotoğrafı sil, fotoğraf çek ve galeriden seç özelliklerinden yararlanarak bir profil resmi kendimize seçebiliriz. Altında son başarılı giriş, son hatalı giriş tarihleri ve zamanları yer almakta. Evet, sekmelere şöyle bakalım. Ana sayfa düzenleme neymiş? Ona bir göz atalım. Burada ana sayfamızda hangi öğelerin görülmesini istiyorsak buradan tek tek seçip ekleyip veya çıkarabiliriz. Örneğin müşteri temsilcisini görmek istemiyorsanız ana sayfada bunu çıkarttıktan sonra kısa yollarını ekle diyerek onu ekleyebilirsiniz. Evet, bilgilendirme ayarlarına bakalım. Evet, bilgilendirme tercihlerimizi seçelim. Yukarıda bir onay kutusu yer alıyor. Burada giriş yapmadan bildirim almak istiyorum seçerseniz eğer Ziraat onaya giriş yapmadan bildirim alabilirsiniz. Bu da nasıl gerçekleşiyor arkadaşlar? Şöyle bir bakalım. Para girişi, para transferi, maaş ödemesi, kurum ödemelerinde nasıl bildirim almamızı istiyorsak böyle tercihlerde bulunabiliriz. Buna örnek olarak para transferine girelim. Burada minimum tutar ve maksimum tutar girdikten sonra anlık bildirim veya SMS bildirimi alıp almayacağımızı seçiyoruz. SMS bildirimini saat aralığını seçiyoruz. E-posta bildiriminde yine saat aralığını seçebiliriz. Devam dedikten sonra ayarlarımız kaydolacaktır. Maaş ödemesi yine aynı şekilde bilgileri doldurduktan sonra saat aralığını seçerek ilerleyebiliriz. Kurum ödemesi de aynı şekilde kredi kartı. Kredi kartı boş durumu, kredi kartı son ödeme tarihi, kredi kartı hesap kesim tarihi. Bunların bilgilerini bilgilendirmesini alabiliriz. Kredi kartı borç durumuna bir bakalım. Burada minimum tutar, maksimum tutar girdikten sonra anlık bildirim veya SMS bildirimini tercih edebiliriz. Son ödeme tarihine bir göz atalım. Burada da aynı şekilde minimum tutar, maksimum tutar ve anlık bildirim, SMS bildirim tercihleri yer alıyor. Hesap kesim tarihi de diğerleriyle aynı şekilde yapılıyor. Yatırıma bakalım. Vadeli hesap, vade dönüşü seçeneği mevcut. Burada diğerleri gibi minimum tutar ve maksimum tutar girdikten sonra anlık mı SMS bildirimi alıp almayacağımızı tercih edebiliriz. Para çıkışı, giden para transferine bakalım. Burada da yine aynı şekilde diğerlerine ekstra olarak e-posta bildirimi de yer alıyor. ATM veya şubeden para çekmede minimum tutar, maksimum tutar, anlık bildirim, SMS bildirimi, e-posta bildirimi şekilde gerçekleşiyor. Cihaz yönetimine şöyle bir bakalım. Burada giriş yaptığınız cihazlar gözüküyor. Aktivasyon tarihini görmektesiniz. Cihazın ismini görmektesiniz. Cihazımdaki tanımlara bakalım. Burada daha önce giriş yaptınız, aktivasyon yaptınız. Bütün cihazları görebilirsiniz. İsterseniz kendi cihazınız hariç diğer cihazların kaydını silebilirsiniz. Güvenlik tercihlerine bir göz atalım. Burada ben güvenlik tercihi olarak Ziraat Onay'ı kullanıyorum. Eğer sizin kullandığınız cihaz parmak izini destekliyorsa buradan parmak iziyle giriş sekmesini kullanabilirsiniz. Falca ve CRS beyanına bakalım. Burada yeni bir beyanda bulunalım. Burada Türkiye dışında başka bir ülkede vergi mukimliğim bulunmaktadır seçeneğine devam ederek ilerliyoruz. Burada eğer vergi ile alakalı işlemleriniz varsa CRS bilgilerinden devam diyerek ilerleyebilirsiniz. Erişim tanımlamaya bir bakalım. Burada IP ve ISP tanımlamaya gözüküyor.
Mevcut erişim seviyemde sadece yurt içi erişim istiyorum da şu anlık benimki. Burada ICS adreslerinden istediğimizi seçerek erişim tanımlama gerçekleştirebiliriz. Bunları seçtikten sonra kaydet diyerek ilerleyebiliriz. IP tanımlamada yine aynı şekilde IP aralığı başlangıcı ve IP aralığı bitişini girdikten sonra ekle diyoruz, kaydet diyoruz ve IP tanımlamamız bu şekilde gerçekleşiyor. Sadece yurt içi erişim istiyorum dersek, ben şu an zaten bu seviyedeyim. Sadece yurt içinde bir erişim hakkına sahip olacağız. Yurt içi ve yurt dışı erişim istiyorsanız da yine bu son seçenekten onayla diyerek ilerleyebilirsiniz. Bildirimlere şöyle bir bakalım. Şu an bana ait bir bildirim bulunmakta. Size de gelen bildirimleri bu sekmeden kontrol edebilirsiniz. Giriş kayıtlarına şöyle bir bakalım. Burada son 5 başarılı giriş, son 5 hatalı girişler gözükmekte. Mobil şubede böyle ve çağrı merkezinde de diğer özellikleri görebiliriz. E-posta gönderim tercihini güncelle diyor. Burada e-posta adresimiz girerek yeni bir e-posta sahipsek buradaki tercihlerinizi güncelleyebilirsiniz. Diğer tercihlerime bakalım. Hesap cüzdanı tercihim. Hesap cüzdanı istiyorsanız buradan, istemiyorsanız da bir alt kutucuğu doldurarak ilerleyebilirsiniz. Çağrı merkezi işlemlerine bakalım. Çağrı merkezi erişim tercihim diyor. Burada çağrı merkezinin işlem yapma hakkı veriyorsanız eğer tiki açarak kaydet deyip ilerliyorsunuz. Eğer istemiyorsanız da tiki kapatın ve devam edin. Telefon bankacılığı tanımı iptal. Burada eğer telefon bankacılığını iptal etmek istiyorsanız iptal nedenini girdikten sonra devam deyip ilerleyebilirsiniz. Evet, iletişim bilgilerim. Burada iletişim bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz. Adres, telefon, e-posta ve mesleğiniz girdikten sonra adreslerinizi güncelleyebilirsiniz. Bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz. Yeni adres ekleyebilirsiniz. Yeni telefon ekleyebilirsiniz. Bu gibi özellikleri kullanabilirsiniz. Evet, iletişim tercihlerimize bir bakalım. Bankanızın sizinle nasıl iletişim kurmasını istiyorsanız bunları onaylayarak ilerleyebilirsiniz. Ben SMS ve telefona izin verdim. Siz e-posta adresinden de iletişim almak istiyorsanız onu da seçerek devam ederek ilerleyebilirsiniz. İşlem limiti tanımlamaya bakalım. Burada benim günlük ve banka günlük işlem limitlerim yer alıyor. Hesaplarınız arası havale 500 bin TL. Başka hesaba havale 500 bin TL. Tabii ki bu kullanıcıdan kullanıcıya değişen özellikler. Bu bana ait miktarlar. Burada ben eğer miktar değiştirmek istersem yine aynı şekilde üzerine basıp buradan miktarını değiştirebilirim bu şekilde. Siz de kendi limitlerinizi kendiniz belirleyebilirsiniz. Tabii ki bankanızın size günlük verdiği limit kadar. Burada dolarla da işlemlerin limitini belirleyebilirsiniz. Altın mevduatının alışının işlemlerini belirleyebilirsiniz. İşlemleri girdikten sonra kendi miktarınız girdikten sonra devam diyerek onaylayabilirsiniz işlemlerinizi. ATM bakmış tercihlerini şöyle bir göz atalım. Burada ATM'de hizmet alırken makbuz istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer her işlemde sorulsun diyorsanız burayı, makbuz istemiyorum derseniz bir alt kutucuğu, makbuz istiyorum diyorsanız üçüncü kutucuğu, e-posta gönderilsin derseniz de son kutucuğu işaretle kaydet diye ilerleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, profilim ve ayarlarım bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup yorum atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Mobil uygulama videoları kanalını izlediniz. Ben Eyüp Esen. Bu kanalda birçok mobil uygulamaya ait detaylı kullanım bilgileri sunuyorum. Ayrıca birçok mobil uygulamanın tanıtımını, kullanımını, karşılaştırmasını yapıyorum. Kanalda dilediğiniz kategoride birçok mobil uygulamayı bulabilirsiniz. Sonuna kadar izlediyseniz abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Like yapıp videomuzu kapatalım.